Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlere temel işlevlerine göre rehberlik konusunu anlatacağım. Yazılıma başla diyorum. Konular butonundan rehberlikte hizmet türleri konusuna giriyorum ve temel işlevine göre rehberlik konusunu seçiyorum. Öncelikle uyum sağlayıcı rehberlikten başlayalım arkadaşlar. Bireyin çevresiyle sağlıklı bir şekilde ilişki kurmasına yardımcı olan hizmetler uyum sağlayıcı rehberliktir arkadaşlar. Bireyin kendisinden veya çevresinden kaynaklanan bir sorundan dolayı uyum sorunu yaşayabilir. Bu sorunları yaşadığında edindiği rehberlik yardımıyla çevreye uyum sağlamayı öğrenir. Örneğin okula yeni gelen öğrencilere okul kurallarını, sınıf geçme yönetmeliğini, kütüphane, rehberlik servisi vesaire nerede olduğunu tanıtmak. Uyum sağlayıcı rehberliğin bir diğer adı da oryantasyondur arkadaşlar. Şuradan not defterinden basarak yeni not açıyorum arkadaşlar. Bu yenisi ama ben daha önce not aldığım için arkadaşlar size daha öncekini göstereceğim. Uyum sağlayıcı rehberlik diğer adı oryantasyondur arkadaşlar. Bu şekilde konu dinlerken kısa kısa notlar alabilirsiniz. Burada oryantasyonla yani uyum sağlayıcı rehberlikle ilgili küçük bir videomuz var. Yazılımda bu videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yöneltici rehberlik, öğrencinin yeteneklerini, ilgi ve ihtiyaçlarını, kişilik yapısını dikkate alarak ders, alan, okul ve meslek seçimlerinde öğrenciye yapılacak olan yardımlardır. Örneğin öğrencilerin kendilerine en uygun inşa kulüplere yönelmelerinde yardımcı olmak. Yöneltici rehberlik adı üstünde arkadaşlar yönetme ve yerleştirmeyi amaçlar. Örneğimizde de verildiği gibi öğrencilerin kendilerine en uygun inşa kulüplere yönelmelerinde yardımcı olmak. Ayarlayıcı rehberlik öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesini sağlamak için onların ilgi, yetenek, ihtiyaçlarına en uygun eğitim hizmetlerinin müfredat programlarında yer alması için program yapıcılara ve eğitim planlayıcılarına edilen yardım ayarlayıcı rehberliktir arkadaşlar. Örneğin okul öncesi eğitimi beslenme dersinin konulması için yapılan çalışmalar. Ayarlayıcı rehberliğe kısaca en iyi öğrenme ortamı ayarlamak için yapılan yardım diyebiliriz arkadaşlar. Bu da adı üstünde ayarlayıcı olduğu için okul ders planlamasında ayarlama yapmak temel amacı budur arkadaşlar. Geliştirici rehberlik okul rehberlik programlarında öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate alınarak yani bireysel farkları dikkate alınarak bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal açılardan bireyin sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla yapılan yardımlardır. Örneğin bir okulda öğrencilere ergenlik döneminin özelliklerinin anlatıldığı grup ve rehberlik çalışması yürütmektir arkadaşlar. Geliştirici rehberlikte karıştırılan bir konu var arkadaşlar. Problem kesinlikle olmaması gerekiyor geliştirici rehberlikte. Tamamen olumlu bir şey olması gerekiyor. Ergenlik döneminin özellikleri tamamen olumlu bir özelliktir arkadaşlar. Olumsuz bir şey zaten geliştirilemez. Burada zaten bir mantık hatası vardır. Önleyici rehberlik bir problemin ortaya çıkmadan önlenmesi için yapılan çalışmalardır. Önleyici rehberlik kendi içerisinde 3'e ayrılır arkadaşlar. Birincil, ikincil ve üçüncül önlem olmak üzere. KPSS birincil, ikincil ve üçüncül önlem olarak detaylandırmaz. Sadece önleyici rehberlik ve krize müdahale olarak iki başlık altında inceler arkadaşlar. Sizin böyle bilmeniz yeterli. Önleyici rehberlik ve krize müdahale. Krize müdahale arkadaşlar sadece acil durumlar içindir. Önleyici rehberlik normal durumları kapsarken krize müdahale örneğin arkadaşı intihar ederken onları gören bir grup öğrencinin bireysel yani psikolojik danışma almasıdır arkadaşlar. Bu krize müdahaleye girer. Tamamlayıcı rehberlik. Bu arada arkadaşlar geliştirici rehberlikle önleyici rehberlik arasında bir ilişki vardır. Öğrencilerin gelişimi desteklenerek sorun oluşması giderilebilir arkadaşlar. Örneğin öğrencilere iletişim becerileri eğitimi vermek hem geliştirir, hem geliştiricidir, hem de önleyicidir arkadaşlar. Çünkü iletişim becerilerini geliştirmek arkadaşlar arasında kopukluğu engeller ve iletişim sorunlarını ortadan kaldırır. Tamamlayıcı rehberlik, rehberlikle eğitim sisteminin iç içe olmasıdır. Öğretmenlerin rehberlik konusunda bilgilendirmeleri ve gelişimsel rehberlik anlayışını benimsemeleridir. Rehberliğin öğretim dışındaki çalışmalarla eğitimin amacına ulaşmasına yardımcı olması tamamlayıcı rehberliktir. Örneğin bir okulda görev yapan rehber öğretmenin zamanı etkili kullanmada sıkıntı yaşayan bir sınıfa, sınıf öğretmeniyle bir araya gelerek bu konuda öğrencilere nasıl destek olabileceklerini anlatan bir seminer düzenlemesi. Geliştirici rehberlikle tamamlayıcı rehberlik karışabilir arkadaşlar. Çünkü geliştirici rehberlikte ergenlikle ilgili bir konferans verilirken burada
Sınıf öğretmeniyle bir araya gelerek bu konuda öğrencilere nasıl destek olabilecekleri konuşuruz. Tamamlayıcı rehberlikte arkadaşlar tamamen örneğimizde de söylediği gibi sınıf rehber öğretmeniyle okul rehber öğretmeniyle sınıf öğretmeni arasında ortak bir anlayış olması gerekir arkadaşlar. Temel nokta budur. Temel işlevlerine göre psikolojik danışma ve rehberlik buraya kadar arkadaşlar. Bu videomuz burada sona eriyor. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.